Hopka birçok ülkeden bayilik için talep var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fuarda Tokun standını ziyaret eden Bakan Varank, tip onayı için birçok ülkede çalışmaların sürdüğünü söyledi. Varank, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, biz bu aracı nasıl alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz, diye yoğun bir ilgi var, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokun dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı, CES, 2023'te oluşturduğu dijital mobilite Bahçesi'ni ziyaret etti. Tokun Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen CES, 2023'te oluşturduğu dijital mobilite bahçesi, hakkında Tokseos'u Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Tokun, Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi. Bakan Varank yaptığı açıklamada TOG'u satın almak veya bayisi olmak için birçok ülkeden ilgi olduğunu söyledi. 2 yıl içinde ihracat TOG'un ihracat hedeflerini paylaşan Varank, öncelikle biz Türkiye'nin otomobili TOG'u Türkiye'de piyasaya çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye'de satışa çıktıktan sonra 2 yıl içinde ihracata başlama hedefi var. Bunun için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. O araçların tip onaylarını farklı ülkelerden alabilmek için başta Avrupa olmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda hali hazırda dünyanın farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden talepler var. Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan biz bu aracı nasıl satın alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz diye yoğun bir ilgi var. Hedef Avrupa Pazarı Varank, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Tokun Kampüsü'nün açılışında söylediği gibi, Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak. Mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz. Onun için bu tip etkinlikler çok önemli dedi. O arada Bakan Tokun CS 2023'te oluşturduğu, dijital mobilite bahçesinde Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi. Tok standına ilgi büyük. Bakan Varank, CES 2023'te Tok standına yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, herkes Tokun buradaki dijital deneyimini görmek için sıraya giriyor, Böyle bir başarıya imza atmak gerçekten önemli, bizim açımızdan da mutluluk verici. Biz hem o heyecanı yaşamak, hem de Türkiye'den buraya gelen diğer firmalara destek olmak için fuardayız, dedi. CES 2023'te Dijital Mobilite Bahçesi, adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimi sunuyor. Yarından sonrasının ipuçlarını veriyor. Ziyaretçiler, Tokun standında logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonuna gelindiğinde mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor. Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Top Design Stüdyosunun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı, katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor. Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor.